Evet arkadaşlar, bir konuğumuz var bizim burada. Konuğumuz merhaba demek istemiş bize. Hı? Adı Efe. Baba ya, onlar benim adımı biliyor. Biliyorlar mı senin evet, adını? Biliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size söz verdiğim gibi iPhone 12 Pro Max ile 4K 60 FPS bir video çekeceğim arkadaşlar. Şu anda ikinci kamerada bulunuyoruz. Bakalım 1080 yani 1920'ye 1080 nasıldı? Onu bir önceki videoda gördük. Şimdi de 4K 60 FPS'yi bakalım nasıl gösteriyor. İkinci kamerada bulunuyoruz şu anda. İsterseniz bir şey yapalım. Birinci kameraya geçelim. Şöyle geçemiyoruz. Ha, 4K'da birinci kameraya geçemiyoruz arkadaşlar. Geniş açılı kameraya 4K'da geçemiyoruz demek ki. Ama şeye geçebiliriz. Üçüncü kameraya mesela. Orada nasıl yapacağız? Şöyle. Şu anda üçüncü kameradayız ve görüntü gayet güzel gibime geliyor benim. Akıcı ve net. Tabii kar yağıyordu. Karın yağması durdu ama her taraf beyaza bürüdü. Tabii ki de. Yollar buz tutmuş halde. Ama kamyonetler tuz atıyorlar arkadaşlar. Tuz attıkları için otobanlar temiz oluyor. Evet, bir daha denedim şeye geçeyim, geniş açıya geçeyim diye ama 4K 60 FPS'de geniş açıya geçilmiyormuş demek ki. Bunu da öğrenmiş olduk videoda. İkinci kamerayla devam ediyor işte çekmeye böyle. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Böyle bir tanıtım videosu yapayım dedim. Bakın şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şuralarda adalar falan var işte. Bir uzak bir Stockholm'a uzak bir yerdeyim ben şimdi şu anda. Ama Stockholm'a geri dönüyorum arkadaşlar. Orada biraz işim vardı. Bitirdim. Stockholm'a girmeden önce arabamızı boşaltacağız. Çünkü Noel olduğu için Noel günleri herkes hediye alıyor. Ve paket açıyorlar. Paketin kartonlarını da atıyorlar arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? O kartonları topluyoruz. Geri dönüşüme geri gönderiyoruz arkadaşlar. Yani geri dönüşüm sağlamaya çalışıyoruz biz de. Bizim işimiz bu. Bir günde şöyle yaparız. Kamyonda değil de vlog videosu olarak böyle yüksek verimlilik çekimli videolar falan yapmayı deneyeceğim bakalım. Aradaki fark nasılmış, iyiymiş mi? Yani 4K video güzel. Çok güzel, net. Her şey detaylı detaylı gösteriyor. Ama saklama alanı sıkıntısı yaşayabildiğimiz için 4K video çekmemeye gayret ediyorum ben. İleride belki de Paso 4K video çekeriz. Zaman gösterecek. Ama şu anda 1080 pikselli iyi. Yani 1920'ye 1080 HD güzel. Gayet akıcı, detaylı. Yani geniş açı kamerayı falan kullanabiliyoruz orada. 4K'da geniş açı kamerayı kullanamıyormuşuk arkadaşlar. Ben de bilmiyordum onu. Yeni öğrendim. İşte iPhone'u kurcalıya özelliklerini öğreniyorum. Öğrendiğim özellikleri de sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarayabilir. Bakar mısınız ne kadar güzel bir görüntü var ya. Ağaçların güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Şu ağacın güzelliğine bak ya. Of of. Tabii yollar buz.
yüzden biraz dikkatli sürüyoruz. Telefonu tripoda taktım arkadaşlar. Tripoddan çekiyor. Yanımda duruyor benim telefon. Ben de yoluma odaklanmış bir vaziyetteyim. Kafa bandıyla değil yani. Kafa bandıyla almadım. Bu aralar GoPro'yu evde bırakıyorum ki iPhone'a biraz daha öğrenebileyim diye. Video çekimlerini falan. Güzel mi değil mi diye. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar ya? Var mı böyle bir güzellik? Bak 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 bak. Şuraya bak ya. Bu nasıl güzel bir görüntü. Photoshoplanmış gibi duruyor ağaçlar, değil mi? Ağaçlar resmen photoshoplanmış gibi duruyor. Şimdi zoomlu hale, yani üçüncü kameradan çekim yapıyorum şu anda ben. Belki de mikrofon kamera arasında geçiş yaparken değişkenlik yapabilir. Onu ben de bilmiyorum. Hep birlikte bakacağız, göreceğiz, izleyeceğiz. Burası biraz soğuk gibi. Evet. Dereceyi göstereyim size. Derece şu anda eksi 2 derece. Şöyle bir zoomlayalım şurayı. Eksi 2 derece arkadaşlar. Sabah 9'unda çekiyor oluyorum ben bu videoyu size. Ama akşamüstü yükleyebilirim belki de işten sonra. Evet, ikinci kameraya geçiş yapalım. Yani kameradan kameraya çok kolay geçiş yapılıyor. Şap diye gidiyor. Ama geniş açıyı yakalayamıyoruz. Maalesef 4K 60 FPS'de. Bakalım YouTube'a yüklediğinde 4K 60 FPS olarak mı yükleyecek, 4K olarak mı yükleyecek? Ben de bilmiyorum. Var benim 1-2 tane 4K videolarım. Hatta 8K bile yaptıydım bir ara ben. Bir tane antrenman videom vardı 8K. Da ben inanmıyorum onun 8K olmasına. Yani 10 dakikalık bir video, 40 GB bir hafıza kapladıydı bana o 8K video. Şimdi de herhalde 10 dakikalık bir video 20 GB'ı falan alır gibime geliyor. Bakalım. Ben de bilmiyorum. Evde montajı yaparken deneyeceğim. Bakalım ne kadar yer kaplıyormuş. Bir de şöyle dediğim, buna unutmayayım size söylemeye. Neydi o? Ha, 4K 60 FPS ayarlarken şeyden, kameranın ayarlarından kamera size bir uyarı veriyor. macOS 10.3 bilmem .7 miydi neydi tam hatırlamıyorum. Az önce gördüydüm. Bir uyarı aldım. O maklardan düşük maklarınız varsa bilgisayar olarak video montajı gerçekleştiremiyorsunuz. Göstermeyecek görüntüyü. Ya da Windows yeni sürüm bilgisayarlar falan varsa bir de onlar yüksek, yani anakartı mı deniyor, ekran kartı mı deniyor ne? Onlar olması gerekiyor videoyu montajını yapmak için. Eğer benim bilgisayarda kaldırmıyorsa, video montajını yapamıyorsa hiç videoyu kurcalamadan, olduğu gibi montaj yapmadan telefonumda bu şekilde direkt YouTube'a aktarmaya çalışırım. Eğer montaj yapamazsam videoya. Montaj yapmak ne demek? Abone ol efektlerini ekliyorsunuz. Beğen efektlerini ekliyorsunuz. Beğenmediğiniz yerleri kesip biçiyorsunuz. Araya efektler mefektler falan sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Video güzel olsun, zengin olsun diye. Amaç bu yani. Videoya renk katmak. Yoksa böyle telefondan hop çek videoyu aktar YouTube'a. Hop çek videoyu aktar YouTube'a. Yapanlar var. Ben ilk başta başladığımda ben de o şekilde yapıyordum. Alıyordum, çekiyordum, yüklüyordum. Alıyordum, çekiyordum, yüklüyordum.
Tabi ben daha o kadar profesyonel video montajcısı değilim. Profesyonel YouTube videosu, video yapan da değilim. Yeni yeni öğreniyoruz biz bu işleri. Zamanla arkadaşlar, zamanla. İlerleyen zamanlar gösterecek. Bakalım nasıl ilerleyecek? İlerleme olacak mı, olmayacak mı? Ah, bakın bakın, her taraf donmuş, taşmış. Biz Stockholm'a geldik arkadaşlar. Da ben şimdi ilk önce arabamı boşaltacağım. Ondan sonra Stockholm'a dalacağız. Çünkü bugün kırmızı gün olduğu için saat 10'dan önce giremiyoruz şehire. Yasak. Bizde burada yasaklar var. Saat 10'dan önce şehire kamyon girmek yasağı var. Girersek ceza yeriz. O yüzden girmemeye gayret ediyoruz. Kurallara uymaya çalışıyoruz. İnsanlar rahatsız oluyor. Kırmızı gün. Akşamdan içmiş içmiş sızmış adam oraya. Ben de sabah gelince eviriyorum. O konteyneri vinçle kranla kaldırır kaldırır. Bam güm bam güm. Adamlar sinir oluyor. Ay, 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 yapıyor ne diyor diye bağırıyorlar. Camları açıp da balkonları açıp da. Eskide giriyorduk bir şehire. O zaman yasaklar falan yoktu. Daha 4-5 sene önce diyorum ben. Şimdi yasakladılar. Sabahın 6'sında bam güm. Adam geliyordu. Bağırıyordu. Saat kaç? Haberin var mı? Ne var? Bugün cumartesi. Tamam ben de biliyorum cumartesi olduğunu. Ben bugün izinliyim. Uyumam lazım. Bayağı bir tartışıyorduk insanlarla. Sonra bizim şirket değiştirdi kuralları. Saat 10'dan önce şehire girme yasağı verdi bize. Hafta sonları ve kırmızı günleri. Niye anlattım bunu ben size? Ben de bilmiyorum. Laf olsun diye. Zamanı öldürelim, zaman geçirelim diye. Videomuzu dolduralım diye. Ondan sonra şaka şaka şaka. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Aşağı doğru biraz frenlememiz de gerekiyor. Yoksa yollar kaygan, buz. Videonun ortasında kazaya şey olursunuz. Ne diyorlar ona? Canlı yayında kaza anı. Evet işte böyle. Biz tünele giriyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Burada videoyu sonlandıralım mı? 4K 60 FPS video bu şekilde çekiliyor kamyonun içinden. Bakın kamyonun içindeyim. Şimdi tünele giriyoruz. Hava da bayağı soğuk. -2 derece dışarısı. Tünelde gece modunda gayet güzelmiş ha. Aydınlattı görüntüyü. Gece moduna geçti kamera. Çok güzel ya. Hakikaten güzelmiş. Sevdim bak bunu be. Tünelin içi karanlık arkadaşlar. Ama kamera aydınlattı tünelin içini. Ben de şaşırdım. Gayet güzel ha. Bir tane daha tünele gireceğiz şimdi. Bu tünel de biraz uzun sürecek. O yüzden siz sıkılmayın diye. Videoyu burada sonlandırayım ben arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenin. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. İhmal etmeyin. Bildirimleri de açın. Videoyu yüklediğimde pa diye bildirim gelsin size. İlk siz görün videoyu. İlk haliyle. Zaten video yüklendiğinde SD şeklinde yükleniyor. 1-2 dakika içinde HD versiyonuna geçiyor. Nedense 1 saat sonra benim videolar 4K'ya geçiyor. Onu anlamış değilim. Bazı arkadaşların videolarını seyrediyorum. Onlar yükler yüklemez. Onların hemen pat anında 4K videoları yükleniyor. Benim yüklenmiyor. Niye bilmiyorum. Ben 1 saat sonra 4K alıyorum. Tünelin güzelliğine bakın be. Adamlar süslemiş be arkadaşlar.
Vallahi süslemiş adamlar. İşi biliyorlar. Evet beyler, dostlar. Gerçekten burada videoyu sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşelim diyeceğim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Nasılsın Efe? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Sen nereye bindin böyle? Buraya. Babanın kamyonuna. Geniş açıdan karanlık oluyor. Biz en iyisi ikinci kameraya geçelim. Evet arkadaşlar, bir konuğumuz var bizim burada. Konuğumuz merhaba demek istemiş bize. Hı? Adı Efe. Baba ya, onlar benim adımı biliyor. Biliyorlar mı senin adını? Biliyor. Tamam arkadaşlar, madem biliyorsunuz bir dahaki videoda görüşelim diyelim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.